Örümcek Adam'a çok özeniyordu. Onun oyuncaklıkları olsun, tişörtleri olsun hep onu alıyorduk Uğur'a. Bir gün işte geliyorum, hanım dedi ki, dedi Uğur düşmüş dedi, alnını yarmış dedi. Ben de dedim ne, çekyattan aşağı atmış kendini Örümcek Adam diye. İlk tane çekyatımız vardı o zaman. Ben o zamanlar tabii eşime destek için el işi yapıyordum. Şu çekyatın üstüne çıkar, buradan koşup öbürüne çıkar ki o tavanı elleyeceğim göreceksin. 1, 2, 3, 4, 2 tane, 2 sefer kafasını direğe çarptı. Her iki taraf kırıldı tabii. O zaman ben istiyordum ki şey olsun, askeri okul gidecek, iz olunca gitmeyecek diye. Ondan sonra da spor aklım. Ben çok severim sporu izlemeyi. Özellikle TRT'de olimpiyatlar olduğu zaman izliyorum. Hadi bunu götür spora ver, ha spora ver. Allah nasip etti. Çünkü onları izlerken hayal ediyordum. Benimki de olabilir. Eşim yazdırdıktan sonra da öyle gelişti kendiliğinden. Hep orada spor yaparken hep çocukları yeniyordu. Hep başarılıydı yani. Yani iki hafta içinde Uğur bayağı yani kendini geliştirdi yani. Adam da hayret etti. Yani hocası da dedi ki böyle, valla ben de hayret ederim dedi. Yani böyle Uğur'un bu kadar zamanında bu karate. Uğur'un ondan sonra Allah da bilir önü açıldı yani, yolu açıldı. Uğur oradan artık karateden yürümeye başladı. Dört yaşındaydı. O zaman şey, yenilmişti. Hocası kızmıştı herhalde ona. Telefon açıp ağladı babası gece yarısı. Şey yaptı, uçak bileti arıyor ki gidecek. Bulamadı tabii ki uçak bileti. Sonra hocası dedi ki bir şey olmaz. Öyle geçti. İlk şampiyonalarda ben birkaç defa yenildim tabii ki. Yani çok çok hareketliydim, çok teknik yapıyordum ve çok ceza alıyordum maçlarda, enerjim yüksek olduğu için. Sonrasında tabii biraz daha kontrol etmeye başlayınca kendimi, ümitler branşında Türkiye şampiyonu oldum. İşte milli takım seçmesinde iki defa yenildim ama ilk defa 15 yaşında, yani spora başladıktan 5 yıl sonra milli takıma seçildim. Milli olması 3 kez valizini hazırladım, 3 sene üst üste. Gece bütün çoraplarına kadar ütülüyorum. Hepsini düzelttim, valizini götürdük. Önceden öyleydi, salondan gidiyorlardı kampa. Üç kez geri geldik valiziyle, kazanmadı. Vermedi, o zaman vermediler. Yani biraz, tabii ki hepsinin babası hoca. Karateci, sadece içinde Uğur'un babası hoca değil, karateci değil. Dördüncü kez İşte o seçmeye gitti. Anlatıyor ya her zaman her yerde. Babası o zaman işten ayrılmıştı. Hocası demiş 150 lira getir. O zaman ben dedim ki sen git. Ben el işi yapıyordum o zaman. Eşime destek için. Gitti Allah'ıma çok şükür. O gün bugün milli takımda. Murat Deli Hasan hocam, kendisi şu anda bizim milli takım teknik direktörümüz. O beni bir turnuvada izliyor ve çok beğeniyor tekniklerimi. Onun öğrencileriyle de keza ben maç yapıyordum o zaman. Onlar gidip anlatıyorlarmış, işte Uğur'a yenildik, işte böyle oldu şöyle oldu. O da merak etmiş. Geldi bir turnuvada izledi. Benim hocamla konuştu, ilk hocam bana ilk karate bilgilerimi veren hocam Süleyman Orhan. Onunla görüşü, onlar ikisi arkadaştı zaten o zamanlar. Tam bizim istediğimiz karateci olacak çocuk yani bizde. Aksiyonlu, hiperaktif, çabuk, cesur, kuvvetli, teknik. Çocuklarımız gençlerde, ümitlerde, o kategorilerde biz işte bir futbol hocası da bunu söylemişti. Biz İngiltere'yi yeniyoruz. Gençlerde dünya şampiyonu oluyoruz. Ama bir üst kategoriye çıktığımız zaman, büyüklere geldiğimiz zaman adamlar 8 tane atıyor bize. Bizim bütün sporlarımızda tabii bunun sebepleri tartışılır. Bu konularda aslında şeyler olabilir yani, hani tartışmalar, istişareler, nedir bunun şeyi. Ben bu çocuğu da gördüğüm zaman içimde öyle bir his oluşmuştu. Eyvah, hani bu çocuk çok iyi bir çocuk, kaybolup gitmesin bu çocuk yani. Hani bu çocuğu bir şekilde ben buna
sahip olmalıyız yani. Nacizane işte o zaman hani bulunduğumuz kulübün imkanları olsun. Biz de elimizden geldiği kadar çocuğa yardımcı oluruz. Hani bu çocuğa imkan sağlayalım, bu çocuğa, bu büyüklere taşıyalım bu çocuğu yani. Ondan sonra, ben öğrenince arkadaşımın sporcusu olduğunu, hani gittim dedim, hani Süleyman kardeşim, o da bizim arkadaşımız, ya bu çocuğu dedim bana ver. Yani 8-9 yıla yakın oldu biz Murat Hoca ile beraber antrenmanları yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra gençlerde 2 tane Avrupa şampiyonluğu kazandım. 21 yaş altında 2 Avrupa şampiyonluğu ve 1 dünya şampiyonluğu kazandım. Büyükler kategorisinde 3 Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya üçüncülüğü kazandım ve son 2 yıldır da, son 2-3 yıldır da kendi kategorimde dünyada liderim. Melek, Uğur'a dokun, birisine dokunsa, can acısa gelir evde hüngür hüngür ağlar. Öyle çok yufka yürekli Uğur. Aşırı derece bir arkadaşıyla antrenman yapmış, çocuğun canını mı acıtmış ne? Ay geldi evde bütün gün ağladı, aldı bütün karete eşyaları ne varsa valizi doldurdu götürdü çocuğa. Sarıldı, öptü, götürdü çayın mı neyse artık. Yoksa dayanamaz Uğur, öyle sert bir insan değil, hiç kimseye karşı öyle değil. Çok çok naif bir insandır Uğur. Uğur'un eğitimi de şimdi şöyle söyleyeyim, spor yapıp da böyle eğitimde başarılı olan insan da yani çok zor. Yani Uğur elektrik elektronik mühendisi ya. Bunu yani ben anlatırken biz eğitimine daha çok değer veriyorduk. Ciddi diyorum hanımla, biz eğitime daha, spordan ziyade eğitimini daha çok benimsiyorduk. Şimdiki aklım olsaydı yollamazdım mühendisliğe. Çünkü çok zorlandı. Çok zordu o 5 sene bizim için. Sabahlara kadar şampiyonadan geliyordu. Sabahlara kadar o ders çalışıyordu. Ben de onun önünde duruyordum ki sıkılmasın, üzülmesin. Çok zordu o 5 sene bizim için. Ve şu anda belki o mesleğini yapmıyor. Onun arkadaşlar 4 senedir mesela sporcu olmuşlar, hoca olmuşlar. Maaş alıyorlar, o alamıyor. Ondan dolayı da şimdilik pişmanım. Çünkü üzülüyor bazen. Ataması olmadı. Ama öbür türlü tabii ki gururluyum. Mühendis oğlum var. Güzel bir şekilde ilerledi. Lisede, liseyi 3. olarak bitirdim ben. Dereceyle bitirdim yani, derslerim falan çok iyiydi. Hiç teşekkür almadım mesela, hep takdir almıştım o zamanlara kadar. İşte böyle olunca tabii ki ailem de benim eğitim konusunda üstümde durdukları için yani güzel bir meslek sahibi olmamı istiyorlardı. Bu kadar çalışmanın, bu kadar özverinin boşa gitmemesini istiyorlardı. Keza ben de öyle. Yani bu kadar emek veriyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz. Tabii ki spor yapıyorum, sporda çok iyi bir seviyeye geliyorum ama burada da benim içimde kalabilecek bir şey var yani yapmazsam eğer. O düşünceyle ben hani sporla ilgili bir bölümü her zaman okuyabilirim. Ama bilgilerim tazeyken istediğim, hem kendi istediğim hem de ailemin istediği bir bölümü okumak istedim ve aslında gitgelli bir şekilde bir karar olmuş oldu. En sonunda elektrik elektronik mühendisliği bölümünü seçmiş oldum. %100 İngilizce bir bölümdü. Bir yıl hazırlık ve 4 yıl üniversitenin kendisi olmak üzere 5 senede okulu uzatmadan güzel bir şekilde bitirmiş oldum. Olimpiyatlara girmesini karatenin biz çok istiyorduk. Çünkü diğer branştaki sporcu arkadaşlarımız gidip işte Avrupa Dünya Şampiyonu olduğu zaman bizden daha çok yankı uyandırıyorlardı. Bu tabii insan içinde biraz bir burukluk oluşturuyor. Dünya şampiyonu oluyorsun, tamam dünya şampiyonusun yani. Daha iyisi yok senin kategorinde ama olimpiyatların ismi, o aura, oraya olan ilgi çok çok başka olduğu için biz de bunu istiyorduk açıkçası. O haberi aldıktan sonra çok daha mutlu olduk ve çalışmalarımızı şu son 4 senede çok ciddi manada arttırdık, geliştirdik. Hatalarımızı, eksiklerimizi minimal seviyeye indirmeye çalıştık. Antrenmanları %100 verimle yapmaya çalıştık. Yani elimizden gelenin hepsini yapmaya çalıştık bu süreçte. Ki son 2 yılda bizim puan maçlarımız oldu. 2018'in Eylül ayından itibaren biz olimpiyat kotası için
müsabakalara gitmeye başladık. Son iki yılda da mücadele ettik. Yaklaşık 21-22 tane turnuva gördük. Evet, bu son iki yılda çok yoğun bir süreç geçti ve ben çok şükür kendi kategorimde en yüksek puanı toplamış oldum bu süreçte. Uğur şu anda mesela dünya sıralamasının bir numarası. Ya buna gurur duymayayım da ne yapayım yani ben şimdi. Ya Uğur ömrümüze ömür katıyor. Yani Uğur'un ne kadar gurur duysak az yani. Bunu yani her anne baba inşallah insanlara nasip olur. İnşallah herkes evladından öne gurur duyar. O hep benim için şampiyon. Ne olursa olsun olimpiyata gidişte de olimpiyat madalyası tabii ki onun emeklerini taşlandıracaktır ama oraya gidecek olması, iki sene boyunca o kadar müsabakaya girmesi ve oraya birinci olarak gitmeye hak kazanması hepsinden değerli benim için. Milli takım formasıyla valizlerle çıkıyorlar ya havaalanın kapısında. Hayal ediyordum bir gün Uğur oradan gelecek. Gerçekten Allah nasip etti. Yürekten inanırsan, hayal edersen olur. Ben onu yaşadım, biliyorum çünkü. O bana Allah nasip etti. İnşallah Allah bana olimpiyat şampiyonluğundan nasip eder. Çünkü ben onu başka, evet yarın ne olur bilemem. Ama Allah bana o bir numaranın üstüne onu nasip edecektir inşallah. Uğur Aktaş. Avrupa şampiyonu -84'te. Bu yıl Poreç'te Avrupa şampiyonluğu, 2019 Avrupa şampiyonluğu, Samsun'da 2017'de Avrupa şampiyonluğu, 2018'de üçüncülük, Karate Van'da Premier Lig'de 2018'den 2020-2021 sezonuna kadar birçok birincilik, Rotterdam, Tokyo, Dubai, Şangay, Madrid, Salzburg. Şimdi bir yarı final mücadelesi. Sayat Ganjade, Uğur Aktaş. Aktaş bronz madalya. Uğur Aktaş. Araba Yutaro. Çok formundaydım burada. Çok güzel de maçlar yaptım. Şampiyonluğu çok istiyordum. Ama nasip değilmiş. Bunun için de çok mutluyuz. Karate ilk defa olimpiyatlara girdi ve madalya aldım. Madalya kazandım. Boynumda madalya var. Ülkeme bu şekilde döneceğim. Çok mutluyum bundan dolayı. Beni destekleyen, dualarını esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler iletiyorum. Özellikle aileme, anneme, babama, kardeşime çok selam söylüyorum. Buradan öpüyorum onları.